Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kazım Soğuk Bulağı'nın yanındayız. Kendisi benim köylüm oluyor. Sivas Gürün Davulu köyündeyiz bugün. Kendisinin gençlik hastalığı için çok iyi bir yöntemi var arkadaşlar. Bu yöntemi sizlerin de öğrenmesini istedim. Yani arkadaşlar bunun için veterinerler 4-5 milyar kadar para alıyorlarmış. 4-5 bin TL kadar. Kazım yöntem sadece 2 saniye arkadaşlar. Kazım yanındayız. Merhaba Kazım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun lan he? İyi çocuk, sen nasılsın? Vallahi iyi, bütün köpekleri besliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Yaşıyorlar, köpeklere mama yediriyorum Kazım. Mama yap, evet. Bu 6-7 aylığa kadar mama veriyor, sütünü beraber. Sen Davluyuk'ta ben ilk kez bir mama veren adam görüyorum şu an. Ya şimdi... Bileklerin kalınlığı belli oldu köpeklerin. Köpekler kalınlaşsın diye mama veriyoruz. Şimdi ekmek falan verdiğimiz zaman arka ayaklarından eğilmeye başlıyor. Arka ayağı eğiliyor, ön ayağı eğiliyor, hayvan şey yapamıyor. Paserleri eğiliyor. Evet, biz de koyun olunca ölünce atıyoruz. Siz de o durumda. Şimdi et de küçük yaşta şey yapıyor. Parazit yaptığı için hayvana şey yapmıyor. En iyisi mama ile süt. Biraz da ekmek falan karıştırıyor. Ondan sonra da yala başlayacağız zaten. Şöyle de çekeyiz. Şuradan bir itin tiplerini görsünler. Arkadaşlar itler çok güzel. O hangi it? Bunun soyu nasıl reis? Soyunu biliyor musun? Valla soyu eski soylardan ya. Şeyin cinslerinden... Kimden aldıysan söyle reis, bilen biliyor, herkes birbirini biliyor. Havuzdan geldi bu enikler de. Kangal Havuz köyü. Kangal Havuz köyü. Orada çok güzel itler var arkadaşlar. Kangal eski eski damar itler ya. Peki gençlik aşısı hastalığı için ne yapıyorsun reis? Ya gençlik aşısı için normal gençlik aşısı vuruyoruz. Vuruyoruz da mesela hayvanlar hastalanıp şey yapmaya başladığı zaman hastalanıyor, kusmaya başlar. İlk belirtiler kusmadır, çok su içer. Aşırı su içer. Yanık gibi su içer. Hayvanın damarlarına, kanlarına pislik kan biriktirdiği için hayvan devamlı su içer, yanar. Hiçbir şey yemez, bolca su içer. Hayvanın da böyle serum bağlıyorlar, şey yapıyorlar, hiçbir faydasını görmemiş. Millet görmemiştir ya, yani şey yapmıyor. Götüren fazla olmuyor, zaten hiç ziyan oluyor da. Ziyan oluyor, hayvan da şey yapıyor. Milletin ziyan olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Biz yıllardır ki bildiğimiz bir taktik vardır. Mesela şu hayvanın şu kuyruk ucundan, şu ucundan şuya kadar kestiğiniz zaman şu kadar ya fazla değil. Şuraya kestiğiniz zaman hayvanın içindeki pis kan zaten kuyrukta birikiyor. Yani kesme dediğin sıyırma mı yoksa kopartıp atma mı? Gollük yapma mı? Ya şu kadarı keserseniz yeter ya. İster iz yapın, ister kesin. Keserseniz daha iyi, daha etkili. 10-15 dakikada zaten şeyi belli oluyor. Etkisi belli oluyor. Sonra ne oluyor? Kendine geliyor mu? Kendine geliyor. İçindeki pis kanı dışarı attığı zaman kendine geliyor hayvan. Serum bağlatan olmuş, şey yapan olmuş. Bunu kaç köpekte denedin Kazım daha önce? Benim kaç köpekte denediğim... Ya biz devamlı yavru yetiştiriyoruz. Aynen, Kazım yavruları çok iyi oluyor arkadaşlar. 6-7 şunun tane... Şunun tipe, kemiklere bakarsanız anlayan adam anlar zaten arkadaşlar. Her kangal köpeği şey bu kadar iri kemikli olmaz. Bizim fındıkiler bile böyle olmuyordu değil mi? Bunlar çok yok, bu iyi mamanın ya da faydası var bence. Mama faydalıydı ya. Bu çakal it dediğimiz it değil mi Kazım? Çakal da bunlar eniklikte, şimdi çakal da bir merasına falan değdiği zaman siliyor. Çakallık belli olmuyor. Ha, soyunda öyle o zaman. Soyunda var, aynı. Eski damarlar ya, bunlar çok eski damarlar. Çırnağa bakıyorum Kazım, kaç çırnak mesela? Bu bacısı çift çırnak. Bacısı tırnaklı. Çift tırnaklı. Mesela erkekte yok. Ben bu çırnak olayına da inanmıyorum arkadaşlar. Bizim en iyi karı vardı ya, büyük. O arka tek çırnaktı. Bir de bizim Emingil'den bir verdiğimiz it vardı ya, çok eski sattım. Ön çift çırnak, arka çift çırnak. Başka bir örneği Türkiye'de yoktur belki. O davara gitmezdi mesela. Tamam, iyi boğuşurdu, şey yapardı da. Bizim kurt yıkan hiçbir it ön arka çift çırnak değil ki Kazım yani. Ben ona pek... Şu eniklerin kızılığına gel bak, yaklaştır kamerayı. Şu eniklerin gözlerinin etrafının kırmızılığını görüyor musun? Kıpkırmızı. Gözleri de çekik değil mi? Çekik, bir de kırmızı. Kıpkırmızı. Eski damarlar bunlar. Araştırdım, gittim, aldım. Arkadaşlar da sağ olsun beni kırmadılar. Peki eşik Kazım, sen çok it yetiştiriyorsun. İt yetiştirmedeki sırrın ne senin? Mesela vallahi hep senden şimdi, bayağı bir talepte oluyor mesela. Şu iti herkese şey attın mı? Şimdi millet onun suyu, bunun suyu. Bir de yetiştirmede çok şey, iş var ya. Ben iyi it bile iyi şekilde yetişemeyebiliyor değil mi? Şu, bu yaşında bir tane eneğim vardı. Çok süperdi. Onu da gittim. Arkadaşlardan alıp gelmiştim. Hayvan güzeldi. İki tane köpek, büyük köpekler geldiler, hayvanı boğdular. Şu kemikleri kırıldı. Hayvan kemikleri kırıldı, gözü korktuktan sonra hiçbir şeye yaramadı. Bu hayvanın damarı da iyi olsa, eniklikte bu hayvanın gözü korktuktan sonra istersen en iyi soy al.
Bizim fındıkta korkma mesela yok. Korkmayacak. Yani. Hayvan 2 yaşında. Çıkarken fındığın yanındaydın değil mi? İlk videoda ilk çıkmasında kağızın sesi yani geliyor arada mesela. Hayvan tek başına yıktı. Hep mesela o köpeğe, o kemikleri kırılan köpeğe ben kurdun yanına yaklaştım, o köyü terk etti. Hayvan korktu. Bu hayvanları işte çoluk çocuğun eline verip de bir iki merasına kadar kimseden darbe yemeyecek. Kimseden taş yemeyecek. Taş yemeyecek. Sahibinden korkutmayacak. Köpekler çökmeyecek. Şimdi gelir bir tane şu hayvanı, bir tane şuradan gelir köpek parçalarsa. Hayvan... Bir de şey var arkadaşlar, it bir yere gider, çoban orada tektir, iti kimse görmez, kendi itine boğdurtturur, kendi iti cesaretlenir, bu itin tamamı, her şey gider. Kendi yanınızda da iti kola kola boğuşturmayacaksınız, boğuşturduğunuz mu da yenilmeyecek, o iti kurtaracak, ya, senden desteği görecek yani. Bu hayvanlar mesela sabit, bizim köy büyük bir köy, 12 sürü davar var, yaklaşık 50-60 tane köpek var. Bizim köy gibi köylerde böyle köpekleri yetiştirmek çok zor. Çünkü bir yaşına hayvanı koyuyorsun, herkes de 3'er 4'er tane köpek var. Ondan dolayı bu hayvanlar büyük köylerde fazla yetişmiyor ama böyle yerin selamat olduğu zaman hayvanlar çok rahat yetişiyor. Mesela bu köpek, Barış Çiçek'in eski videoları var, çok eski videoları. O köpeklerin aynısı. Kaç sene önceki video? İlk attığı videolara bir dikkatlice bakarsanız erkeki de aynısı. Gel. Namazı geliyor. Gel. Çok bilekli ya maşallah. Bilekli bir de. Peki günlük ne kadar süt veriyorsun Kazım? Ne kadarken ne kadar süt veriyorsun? Ne kadardan sonra yedirmeye başlıyorsun? Bunlar mesela kaç aylık? Bunlar 3 aylık. Bunlar 5-6 aylık olduğu zaman yal yemeye başlattık artık ya. Yal yemeye. Sütü ne kadar veriyorsun? Bu oruç oğlu. Ondan oruç oğlu. 1 kiloluk değil mi? 1 kiloluk. Bundan 2 tane veriyorum. Bir tane buna, bir tane ona. Anasından ne kadar sürede kestirdin mesela? Anasından valla arkadaşlar davara götüreceği için. Adamların davarları var. Doğru, ben de. İt alacaksanız arkadaşlar bir davara giden itin elini hemen alacağım. O adamı bekletmeyeceğim. Bekletmez. Yoksa gider ben de olsam başkasına veririm. Bu iti gel dediğim gün gelecek. Bu kadar basit. Davarcı adam köpeğe satmak için veya da ticaret için beslemiyor. Abi, ne için besliyor? Davarına götürsün, kurt yapsın. Öbün bizim arkadaşın davarına kurt girmiş. Köpeklerini çalmışlar, 5 tane yaralatmış. Aa bizim fındığı bir kere götürmedik. Geçen sene burada vermişlerdi ya. O gün kundamaya mı gelmişti, ne olmuştu? Kızandı, gitmedi. Bir gün de gitmişti. O zaman 5 itimiz de yoktu. Bir koyun şu anda piyasası 2 milyar, 2,5 milyar. 2,5 milyar bir koyun. Yani şimdilik iyi köpek taşımadığın için kurtların da nesli tükeniyor. Gidiyor adam mesela tüfeğiyle vuruyor. O daha kötü. Onun için nedir? İyi köpek taşıyacaksın, sana yaklaştırmayacak. Başkası da... Bir de şey soracağım, sen mesela bayağı bir çobanlık yaptın. Hı hı. Bir seneden kaç tane kurt görüyordun mesela? Ya iyi köpeğin şeyine bağlı. Ya, köpeğine bağlı da mesela hani bazılar diyor ya, köpeğe saldık arkadaşlar, bugün köpeklerle kurt avına gittik. Ya, bir o... gece sen şu çalda istediğin kadar dolan kurt görme şansın var mı? Yok, öyle kolay kolay ya? Onu geç. Çünkü şimdi hakiki kurt kalmamış zaten. Şey kalmış ya böyle, nasıl diyeyim? Dilçiyle çakal melezi bir kurtlar var. O da kurt mu kurt değil mi bellisiz. Doğru. Küçük küçük ya şu kadar. Onları şimdi millet it boğduruyor. Eski kurtları sen mümkün müdür ki sen öyle gündüz gözü göresin. Şimdi devletin çiftlikten bıraktığı ufak ufak kurtlar. Doğru. Onlar doğru. Da yani nasıl diyeyim dilkiden az bir şey kaba. Yani çakalla. Bir de yemeyle şey, alakalı. Sen Elbistan'da gidiyorsun bu kadar tavşan yiyor. Kurt, o kurtla buradaki bizim sıçan avlayan kurt bir mi anasını satayım? Abi bizim fındığın yırttıkları kurtlar o kadar da büyük değildi değil mi? Ben ya çiftlik koyma kurtlar ya işte çiftlikler. Ya it adamlar yetiştirmişler kurtu da böyle adamdan kaçmıyor ki kurt. Geliyor aynı koyuna, koyun köpeğe gibi yanına yaklaşıyor. Eskinin kurtları böyle ya mümkün mü vardı ki yanına göresi? Çobana geldi. Şimdi de görülen oluyor ama o da çok nadir böyle. Çok alfa kurt oluyor buralarda ama çok nadir böyle. 5 senede 10 senede bir belki bir çobana anca denk gelir, o da anlatır diyeler, oradan diyor. Kubilay geçen sene gördüm, bir anlattıydı mesela. Ya işte o kurdu da sadece bir çoban bir kere görür. Doğru, babam kaç senede çoban, bir belki kere, bir kez iki kez ya görür. Ya nasıl dersin, çoban, o kurt mesela çoban bir kere gördüğü zaman o çoban kurt kaçar gider. Çoban kendini fark ettirir. Bu kurt 3 kere görün gene gelir. Gördükçe gelir, yaklaşacak. Yani biz başka yerde göreceğiniz gibi bir şeyler değiliz, çiftlikte duran adam değiliz, davarın içindeyiz. Aynen.
onun için yani böyle şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz biz de işte. Sağdan soldan getirdikler, iyi köpekler. Ya. Abi Zuhal, daha. Bir de 1 yaşına kadar besliyorum gidiyor. Şu ağızlarının uzunluğunu görüyor musun? Hayvanın hiçbir şey yok. Dudağının sağında, solunda ne? Sarkma yoktur. Ha, Malaklı'daki gibi değil mi? Malaklı gibi. Kırılma yok. Kırılma yok. Bir de Malaklı'da mesela itin kırıldığını nereden anlıyorsun? Ya Malaklı'da, Malaklı kurdun peşine gittiği zaman yönünü devamlı şaşırır. Süremiyor. Besledik de değil mi? Biz 2 sene önce Kangal diye getirdiniz. Getirdik. Ben size dedim Malaklı hatta çok da iri itlerdi. Çok iriydi. Heves ettik. Zaten ondan dolayı bu Kangal neslini çıkarttık. Onun da şey direkt Malaklı yarısı da değil. Annesi mi Malaklıymış? Annesi şimdi? Malaklıydı. Babası Kangal'dı ama eliklerde görürsün Kangal'dan ayırt edemez. Kanalda videolar var eski videolar. Evet. Senin ikini de var, bizimkini de var. Deve gibi Kangal'dan ayırt edemez. İşte Allah kurdun peşine gidiyor, kurdu sürüyor. Bir zaman sonra izini takip edemez. Evet. Bir de ben arka ayakları eğip oluyor ya, oradan çözüyorum ya. Arka ayakları eğip oluyor. Belki bunları zaten şüpheliyse belli oluyor da. Otur 5 dakikada. Bunları satacağım mı, besleyeceğim belki köye mi? Valla beslemeyi düşünüyorum ya, satmamayı da düşündüm. Biraz şeye kadar kendileri belli etsinler de. Davara götüreyim bir kendilerini ispat etsinler. Eğer değil ki mi? Burada gitmez, şeye gitmezse dedim. Yani illa burada gidecek diye bir şey de yok. Davar eti olması için de bir de anadan babadan bir davar soyu gelecek ki o it davara alışmışsın. Yani böyle çiftlikten tuttuğun her eti de davara alıştıramıyorsun. Yani büyük itin yanında ya bir davara alışacak değil mi Kazım? Şimdi yoksa direkt bir it götürmeyle davara alışıyor mu? Anasından alışmışsın. Bir öğrenecek anasından babasından. Gel. Anasından gel. Öğrenecek. Bir de bu hayvan şimdi mesela ben koyunun içine atıyorum. Çocukluktan beri koyunu görüyor. Yavruluktan beri yani küçücüktü şu kadar yani. Getirdim. Koyunun içine attım. Koyunla beraber büyümeye başladı. Bir koyuna alışacak, bir yununa alışacak. Ya şeydir. Bu hayvanı kangal köpeğini kapıya atarsan kapıya alışır. İneklerin içine atarsan inekler alışır. Doğru aslında her yere alışıyor. Her yere alışıyor aslında. Alışıyor ama bunun özgür yaşadığı yer davardır. Koyunu seviyor hayvan. Koyun için yapılmış bir hayvan. Aa, biz davarda bir alıyoruz, buradan bir çala çıkıyoruz, çaldan sulamaya götürüyoruz, geri çala doğru çıkıyoruz, geri aşağı doğru götürüyoruz. Bir günde davarla itler kaç kilometre geziyordur Kazım mesela sence? Vallahi yaylakana bağlı ya. Ya telefondan hiç adama baktım mesela. Adam ben bir kere baktım 25 kilometre vardı mesela. Vardır çünkü... İtisini siz düşünün. Bizim köy davarda kalabalık olduğu için, yaylın da fazla olmadığı için... Çok gezdiriyoruz. Çok gezdiriyoruz. Çok gezdiriyoruz. Bundan dolayı çok kesiyorsun. Peki kurtçul itin gözlerinin rengi var mı sence? Bazı itler mesela kızıl oluyor böyle, bazıları böyle yok. Bir mavi çakır oluyor. Ben şimdi şu hayvanın şu gözüyle kurtçul olup olmadığı bilinmez. Ama ben ne kadar kurt çıkmış köpek gördüysem gözünün içine baktığım zaman yan tarafta bebekleri görünmüyor, beyazlıkları. Şöyle gözünün içine baktığın zaman kenarının beyazı görünmüyor. Ya da çok kırmızı oluyor, kızıl oluyor. Çok kırmızı oluyor. Bizimkiler hep öyle mesela. Kızıl oluyor. Bir de bu kurt çıkmış köpekler, nasıl diyeyim, böyle adamla fazla samimi olmayan köpekler. Mesela kurt çıkmış yok, köpekler... Yok, oluyor da mesela bizim fındık olur da böyle kafayı dokundurtur, geride hemen devam öyle eder. Öyle çobanın peşine gezeyim, azığın başına geleyim, o yok o huylarda. Abi seni Paris aldık, babam dedi ki bak, dedi fındık da kurt çıkıyor ama dedi, ekmeği verdim dedi, direkt davara döndü dedi. Hiç ne dedi, davarla oynama dedi. Daha 30 senedir abi öyle kancım yeni oldu dedi. Davara hemen geri dönmüş. Mesela bazı azık yerken başına bekler. O ondan sonra oynan başına bekler. Mesela çobanlarda şey hatası yapıyoruz. Azıktan kalkar kalkmaz yemeğin başına itleri toplar. Sen yemek yiyorsun, köpekler başında bekliyor. Yine yetiştirici farkı işte. Onu bekletmeyeceksin. Hayvana ağzın başında ekmek verirsin, bir şey verdiğin zaman o hayvan devamlı senin başını bekler, ağzının başını bekler. Ha yemek mi vereceksin daha da? Git, davarın içindeyken ekmeğini at, davarın içinde yesin, senin azık yerken yanında beklemesin hayvan. Bir de ben şeyi fark ettim ya, bizim itlerin cinsinden midir nedir? Kurtçullarda da özellikle şu taraftan ala oluyor, şu taraf biraz daha kısa ala oluyor. Kuyruğun ucu da kangallarda çok beyaz oluyor. Sadece ucu. Bununki beyaz mesela. Kardeşininki beyaz, bununki değil mesela. Kardeşi gelsin ki ha bak. Gel.
Ona hiç dikkat ettin mi Kazım? O benim çok dikkatimi çekmiştir ama genelde de genetikten diye düşünüyorum. Artık hangi soy devam ettiği söyle. Mesela saptan kul kangallarından, kurtçularından şurada bak eline değdiğin zaman sivrice değil. Eline vur ki. Şu aşırı. İki kuyruğun şu arasının arası adamın eline batıyor şöyle bak. Görüyor musun? Sivri. Kulaklarını ne zaman kesiyorsun Kazım genel olarak? Kulaklarını yavruyken kesmişler de güzel kesememişler, uzun kalmış. Aynı ayıya döndürmüşler. İyi olmamış. Ben bunları şeye doğru işte sinekler uyusun. Güzel doğru ilk veya da ilk baharda bir daha keserim. Uyuşturucu alayım. Çünkü boğuşursa büyük sıkıntı. Oradan doktu gibi bir it parça ağlatır i̇yi, yani. İyi olmaz. Çünkü çok uzun olmuş hiçbir şeye yaramamış. Bir de bir it boğuşurken garanti bir kulağa bir saldırıyor değil mi? Kulağı tutar zaten iyi köpek. Ya kulaktan ya ayaktan tutuyor. Ya göğsü vurup düşürüyor koşarken böyle. Ya göğsünde bu itleri ben göğsüyle fazla görmedim de. Ya yani çok nadir koşarken. Çok nadir o ya. Şok gelir kulağın şurasından tutar. Şurasından. Ayağından. Ayağını kırdığı zaman zaten köpeğin işi bitir. Mesela sen gidip bir, mesela Ercan'ın it kullanmış şimdi. Gidip oradan enik seçeceğiz. 10 tane enik seçeceğiz. 2 tane enik. Eniği nasıl seçin Kazım mesela? Vallahi kardeşim bak şimdi şu da benim bir tecrübe. Ben gittim. Yıllardır ki hep iri köpekleri seçtik. Anasının altındaki ne kadar... Hep siz hep seçtiniz. Hatta 4 tane gittik. En güçlüğünü biz seçtik. En irisi bizim köpeğimiz. En iri mesela. Köpekleri seçtik. Bir zamanda sonra baktık en küçük köpekler en baş olmuşlar. Bizim seçtiklerimiz de öyle kalmış. Yani ufak enik daha iyi gelişiyor. O Malaklı dedip aldığımızda babama dedirdi ya yani Mustafa Kibra derdi ya en bütçünü pay kaldı en büyük onunki çıktı falan ya, diye. Ondan küçük, işte. Küçük köpek her zaman için daha iyi gelir. Kafası küçük, ağzı biraz geniş oldu mu, küçük oldu mu onun kafası daha çok büyür mesela. Bir de biz kulaktan veya enseden tutup çenleyip çenlemediğine bakıyoruz. Mesela o tutuyor o genelde. O ya, tutuyor bence. Da genelde çenler ya. Çünkü hayvan küçücük hayvan. Yok tutmayı bileceğim. Ben bir iti çenleyen iti çenletmeden tutmayı, çenlemeyen iti de çenleterip tutmayı biliyorum. Enseden tutan bir tırnakladım mı hadi gel çenlemesin değil mi Kazım? Ya şimdi anladım. Parmak kadar köpeğe şöyle vesine tutmayla iyi olup olmadığını anlayamazdık zaten de. Ya onu gelirlerdi ben küçükken gele istemediğim iti istediğim iti en iyi vermesinler diye adam bir tut derdi ite yaklaşamazdı. Çenleme yenitleri bilirdim. Ben onlara gitmesin diye çenleyerek çenlettirirdim. Diğerinde bir şu derideki boşluk var arkadaşlar. O boşluktan denk getirirseniz kolay kolay bir yenik çenlemeyir. Ona rağmen çenleyen de var. Şey vardır bak. Tüy yapısını görüyor musun? Bak bununki ince tüylü. Mesela erkeğinki çok kalın tüylü. Gel gel. Onun farkı ne? Gel. Gelmiş gel. Bak sen şunu tut ki. Kancı mı? Kancı dursun. Gel bak. Seni yaklaş kamera. Şşş sakin. Kancı bağlı şimdi. Bak. Mesela şunu tüy yapısına bir bak. Görüyor musun? Ne kadar kalın. Tüy yapısını görüyor musun? Yok, bir de onun hissediyor ya. Bir de onun tüy yapısını. Yatak bak. Gibi olur. Bak. Ya en iyi arkadan fark edersiniz. Arka tarafından. Görüyor musun? Bununki ne kadar kalın. Bununki ince. Aynı bacılar işte beraber şeyler. Bir erkek bir dişi getirdim. Yani farkı hangisi daha iyi oluyor Kazım? Kalın tüyler iyi oluyor. Kalın tüyler. Değil mi? Bizim kurt, buraya özellikle kalın tüyler. Buna kurt tüyü diyorlar. Kurt tüyü. Kurdun tüyü de böyle kalın olur. Bak görüyor musun şurası? Ne kadar kalın. Bizim eniklerden birininki yumuşak, birininki kapkalın mesela anasına çekmiş, diğeri de babaya çekmiş. İşte aynı, biri anaya çekmiş, biri babaya. Mesela anadan bir enik kopya mı çıksa iyi Kazım yoksa nasıl çıkması lazım? Bir nasıl ırksa. Kopya? Mesela bizim bir karo var, çıktı mı bir pasondan mesela kopya çıkardı bazıları. Bazıları da anaya çekerdi, kopya çıkardı mesela. Onun nasıl sence iyi mesela? Ya şimdi anaya babası, zaten biz genelde sizin mesela kumda kaç tane kurduya götürdünüz? Karınla. Kurçul köpek, kurçul damar adı. Mesela o kanca kaç tane köpeğe götürdünüz? Hiçbir tane erkekle karınmadı. Geldi, en son sizin eski köpekten karıldı. Başka köye götürdük, karılmadı. Öbür köye götürdük, karılmadı. Bizim eski köpek hangi? Şeyde, şimdi getirdiğin erkek it var ya. Yani. Ona karıldı. Mesela kancık, kurtçul kancık kendi soyunu takip eder. Kurtçul kancık, kurtçul erkek iti arar. Devamlı.
Küçükken boğuşturuyor musun mesela? Bunlar fazla boğuşkan değil mi? Bunlar ya ben istemiyorum boğuşmadan da bunlar birbirlerine giriyoruz. Biraz oynaşma bizimkiler de var. Oynaşma öyle. Hala giriyor. Şey dişi da. Çok şey saldırgan. Dişi gelip gidip hayvana çöküyor buna. Masum masum da bakıyor bir de. Şeye baksana. Ayak yapısına bak gel. Erkeğinkine bak kancayınkine bak. İki katı. İki katı. Bu biraz gidip çevirecek. Aslında tam ekipler ha. Bu gidip koşup yakalayacak, bu da gidip ya, boğacak tip değil mi aslında? Bu vurdun peşine bu hayvan yetişemez. Ağır hayvan. Koşamaz, karın. Bu irileştikçe irileşir iyice. Bu hayvan çevik olur. Bu hayvan gider, vurduğu yakalar, çevirir. Bu hayvan işini bitirir. Biraz ondan da her iri it iyi olmuyor. İşte koşmaya şey. Ya bizim memleketin iti ince, genelde ufak itler tutmaya çalışıyorlar. Millet şimdi kaç santim diyor, 90 santim mi diyor? Bizim kısa kaç santim? Videolarda görülür. Kaç santim? Zannetmiyorum ki 60-70 olsun. 90 santimlik köpek. Bizim karo vardı ama iyi koşardı o. Mesela zayıftı ona göre. Bizde de zayıf kalırdı. Bilal Çağlar geçince dana gibi olmuştu. Harbi dana gibi olmuştu. Bilal Çağlar'daki resimlerini biliyor musun? O bakmış adam. Ama o zaman adam bir de ağzında diş kalmamış. Hamurdan mı bakmış artık nasıl bakmıştıysa. Bizdekinin iki katıydı. Ama boyuna postuna göre de hızlıydı yani. Mesela buradakiler gibi kalık değildi öyle. Ama arkadaşlara dediğim gibi bu hayvanlar bu yaşlarda havanın sıcak olduğu zamanlar daha çok gençlik hastalığına yakalanıyor bu zamanlar. Bu mesela bu hayvanın tam gençlik hastalığına yakalanma zamanı. Küçüklükte başlar işte 6-7 aylığa kadar devamlı risk altında. Biraz büyüktüğü zaman fazla şey yapmıyor da bu zaman çok riskli zamanı. Bu hayvanı veterinere götürüyorlar, serum bağlatıyorlar, ilaç veriyorlar, yumurta kırıyorlar, şey yapıyorlar, hiçbirine gerek yoktur arkadaşlar. Sadece şu kuyruğunun ucunun şurasını kesin, yani faydasını görmeyecek adam varsa gelsin. Şu kuraliyetinin kuyruğu gollük biraz. Aslında onu biz ondan kestik. Onu siz mi kestiniz? Biz kestik. Doğru. Bu ben hayvan diyorum, Novit'in kuyruğu gençlik hastalığına yakalanmıştı. Erkeğe geberdi. Geberdikten sonra benim yanıma geldi. Ben de orada tesadüfen geçiyorum. Ne oldu dedim. Vallahi erkeği öldürdük dedi. Niye dedi? Gençlik hastalığına yakalamış. Buna da ilaç getirdim dedi. İnşallah düzelir dedi. İçeri girdim baktım hayvan yere kafası düşmüş böyle. Kafayı kaldırıp geri düşüyor. Kafayı kaldırıp geri düşüyor. Gitti kırlığı getir dedim. Ne diyeceğim sen getir dedim. Kırlığı getirdim. Şu ucundan kestim. Kan akmaya başladı. Kan aktı aktı aktı. Hayvan yani yarım saat içinde hayvan kendini yerine geliyor. Yarım saat ya. Değil mi? Belki çoğunuz o kadar para veriyorsunuz. Ha şu itlerini 10 milyar falan alıp alıyorlar işte. Ya alıyorlar bir sürü yazık insanlar. Bir de çoğunu mesela bu köyden alır bir çiftlik sahibi. Gider senden 1 milyar alır. O elini gider birinize 8-10'a satar. Değil satır mi? Olanlar o. Hatta bazıları iyilerinden toplar. Kağızından gelip alır da bazıları kim olursa olsun deyip alıyorlar işte. Ya şimdi çiftliklerine gelip buradan çok köpek götürüyorlar. Bazıları gene iyilerini seçiyor. Ama bazılarının önüne kim gelirse gelsin. Şimdi, çünkü sahibi önemsemeyip. Şimdi bilmeyen adama satıyor. Çiftlikten gelip bizim buradan köpek çok götürüyorlar adamlar. Çünkü bizim köyde iyi köpek de var, kötü köpek de var. Şimdi hepsi iyi diye bir şey yok. Ama bizim köy bayağı kaliteli. Kaliteli. Sıra, tabii değil mi? Güzel köpekler var da mesela başka köylerden geliyor, köpekler karılıyor, şey yapıyor. Evet doğru. Ondan dolayı 10 kilometreden köçene geliyorlar. Gelirler. Nasıl olsun alıyorlar. 10 kilometreden Çiçekyurt köyünden mesela bu köye geliyorlar. Bizim köyde genelde dişi köpek taşınır. Erkek köpek fazla yoktur üstü. Yani toplasan 5-10 tane var mı? Erkek köpek. Yok. İki bizde var. Taner de var. 3. Ali de yok. Yiğit de var. 4. O da hep bağlı durur. Bak bizim oraya gitti. Bizim mahalle koca mahalle gitti 4. Burada da ne varsa işte kimde. 10 tane ancak köpek var. Onlar da zaten ya bağda durur. Bağda yarısı durur. Yarısı çünkü şeye koyulmazlar. Bizim köyde zamanında köpek için çok kavga çıkmış. Çok silah patladığı için şimdi millet gençler de zaten fazla şey yapmıyorlar ki kimseyle kötü olmuyor. Doğru. İt için dövüşmenin it için gereği dövüşmenin gereği yok. Zamanında herkes çok, kimin itinin ne olduğunu da var da biliyor değil mi? Zamanında çok şey yapmışlar, kavga etmişler. Şimdiki de millet nesil genelde okuduğu için o kadar şey yoktur yani. Hayvan şu hayvan benim köpeğime çöküyorsa getirmeyeceğim. Daha iyi.
Evet. Getirmiyor. Şimdi hiç şey yok. Şunlar mesela deyin ki Oktay'la Mizdavar'a gidecek, erkeğe götürmüyor. Bu kadar basit. Mesela bu tarafa gittiğin zaman erkeğe götürmüyorsun. Evet, ben götürmüyorum erkeği. Ayrı gittiğin zaman götüreceğim. Bunlarda böyle bir durum var işte. Öyle. Kazım, son olarak demek istediğin bir şeyler var mı? Mesela Kangal hakkında çok önemli kritik dediğin, bunu da bilsinler dediğin. Valla Kangal hakkında da... Mesela şimdi, yanlış bilgi vardır, onu söyleyin dediğin. Yanlış işte değil de kardeş, şimdi bildikçe ben şimdi bir gün içinde her şeyi anlatıp şey edeceğim yok ama... Biz her şeyi 25 senede yaşıyor. Biz yıllardır ki bunun içinde büyüyüp bildik yani her şeyi. Yıllardır ki babamgül çocukluktan ben... Ta dedemin şeyinden beri koyuncuyuz. Kazım'dan zaman... belki kardeş 3-4 evet. tane besledik. Düşün işte ne kadar besledik. Ya yıllarca bir de şey vardır, nasıl diyeyim. Bir kere kendi köpeğinin, iyi köpeğinin neslini kaybettiği zaman kolay kolay bulunmuyor. O kara gitti bir kere çünkü gitti işte. Biz onu çok zamanda gördük. Paraya şey yaptık, verdik. Ondan sonra da daha bulamadık. Doğru deyin. Hatıra verdik. Hatıra verdik, paraya verdik. Afındın yavrularını gedirdik Aksaray'dan adam gelir alır. Şuradan adam gelir alır işte. Ne yapacaksın? Bu tutamam biz 5 tane eti keyfimize mi tuttuk? Abi bir gün soyu giderse diye tuttuk işte. 5 tane et ne? Bize 2 tane et fazla lan. 2 tane et. Çoğunu da hatıra verdik. Koydu gitti. Ondan dolayı elimizde davarcılık da azaldı. Ondan sonra da şimdi de okulu bıraktıktan sonra da işte böyle yeni nesilleri bulmaya çalıştım, iyi kaliteli. Dur bakayım nasıl töreyecekler. Zaman zaman gelir bir daha videolarını çekeriz bunları. Peki son senelerde mesela kangalların kalitesini, bizim köyde bence arttığını ben düşünüyorum. Arttı, kalitenin arttığını. Çünkü bizim köyde kaliteyi bilmeler başladı yani son senelerde. Ya şimdi bir de şey sence başladı. Neden azalıyor, neden artıyor? Onu bir söyleyebilir miyim? Mesela benim inattan mesela adama diyorum ki şu iti tutma. İnadına o eti tutuyor veya inadına o ete devam ediyor bazı köyde bazıları şey ama vardır, nasıl diyeyim? Sen kola kola et beğenen adam değilsin, sürekli değiştiriyorsun mesela değil mi? Şimdi bir de şey çıkmış, eskiden o kadar kimseyi tanımıyorduk mesela yan köyden alıyorduk, başka şehirden alıyorduk. Şimdi internet çıkmış, memlekette nerede bakıyoruz, kimde ne var, kimde ne yok. Köydeki itleri ben sayıyorum. Orayı boşver, ta memleketin öbür ucundan, şeyde bile, Yozgat'ta, Ankara'da, şeyde bakıyorsun nerede kaliteli köpek varsa araştırıyorsun gidip ya köpeğini götürüyorsun çektiriyorsun. Evet. Ya da gidip ahla mı gelirdi la biz ta gittik ince suya it çektik. Önceden dese dalga geçerlerdi sende. İnce suyu ne var? Ha ince su komşu köy gene de Elbistan'a kadar şeyi götürdük köpek çektik. Tüccarımız da çok zaten atar kaya dışına götürüyor çeker. Yani yeter ki soyunun iyisini bulak denk getirek. Şunların ayakları şeylere basalım. Çok uzun değil de tam orantı önemli. Ya tam orantı bak. İlkinde var şu kafa büyük olsa tam orantı tutacak ama şura kısa işte. Şeye bak. Kafa şuna bak şöyle. Dümdüz iniyor baksana. Şöyle çok eğimli oldu mu bilin ki o kırma. Mesela arka bacakta hafif eğilik olur. Çok iri it olmamasına rağmen dudakta malaklı dudağı gibi olur. Değil mi Kazım? Onlar bilin ki kırma. Önceden sarı it vardı bizim köyde, hatırlar mısın? Sarı itlerin de nesli tükeni. Yani. Emre de vardı değil mi? Pala mı değildik? Pala değildik. Çok güzel bir itti de onu da aynı. Hiç kimse tutmadı. Kimse bizde keleş vardı. Ya kimse tutmadı, boşver. Şimdi bir de şey vardır. Köylerde eskiden şey vardı, nasıl diyeyim? Ben mesela senin köpeğinin neslinden tutmuyordum. Şu an hala var. Nedir? O benim senden aldığım benim köpeğim kurt çıktıysa onun namı sürür diye tutmuyorduk. Onu hala var. Bizden kaç kişi tutuyor lan? Karo'dan kaç kişi tuttu bizim köyde? Oktay mı tuttu? Musa abi belki aldı başkasına verdi. Sonra tamam bitti işte. Şimdi mesela kim köpeği iyiyse, kim köpeğe kurt çıkmışsa gidip ondan seçiyor, ondan getiriyor henüz. Bizde hala var. Adam istediğin kadar 10 tane yersin gene gidip alan var mı? Ya da itini çekeyim diyen var mı? Şu kapı şuradan şuraya. Benim yalvarımın bekliyor. Eskiden bir de ayıp. Sağa sola köpek götürmek ayıp. İççi, hala adın iççi çıkacak diye ben bir kere hiç satmadım hala. Niye adın iççi çıkar diye rezil olursun. İççi ne kadar iççi adam var, boş adam gözüyle bakılıyor. Şimdi adam bir an yükten gelip buradaki ipleri ayırıyor. Ya eskiden değişti. Şimdi bunun zaten her şey ticarete döktülür. Hayvanlar. Kangal köpeğini ticarete döktülür. Şimdi yurt dışına falan çok topluyor, götürüyorlar, satıyorlar. Aynen. Yani ya bu köylerden falan götüren fazla yok da çoban adam falan anlamaz. Gelen buradan hatıra internetten falan adam araştırıyor, hatıra istiyor.
O da hediye medya ne getirirse para işte. Verse de almaz. Ya yok, hediye ne getirirse çoban adama kıyafet, ayakkabı, pantolon ne getirirse zaten hep değiştirir. Adam da hediye veriyor onun şeyine. Alıp götürüyor. Ama genelde de biz enek tutmamaya çalışıyorlar bizim buralarda. Enek tutmuyoruz çünkü bu hayvanı biz tavar için yetiştiriyoruz. Bu iki gün sonra tavaraya girdiği zaman, gelir tavarın ortasına konuladığı zaman bunun enekler ne olacak? Ben bunu tavara mı götürüyorum, eve kapıya mı bırak? Ya arkadaşlar, bizden şimdilik bu kadar. Kazım'a da teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. İnşallah devamı gelir. Bunları da büyüdükçe inşallah. Aynen, burada oldukça çekeriz inşallah. Kazım'dan videoyu aldıkça. İnşallah kışın bir daha gelirsin. İnşallah. Kışın bir daha geldiğin zaman bu hayvanları kışın bir daha koyuyoruz. Evet, karda bir gezdirdik şöyle. Karda bir daha gezdiririz, koyuruz. İnşallah bir daha video çekme şansımız olur. Şey, kafa yapısına baksana. İnşallah fındıkla yan yana yıkarlar. Ne diyeyim Kazım'a? Şey, kamerayı iyice yaklaş, kafayı aşağı doğru bırak. Bak, görüyor musun şu kafa yapısı? Gözlerin, yani gözün alışacak işte zamanla. Pangalın ne olduğunu gözün alışacak. Bilgiyle şöyleyle böyleyle olmaz. Sonra dediğin gibi davarda zaten karakterini çözmek ya, için yeterince zamanın oluyor. Şu hayvan... Yok, şu an onlar da. Lan geri gelir davara da gidince ne yaptığından bilirsin yani. Seneye bunlar davara gidecek. Davara saldırıyor mu bu mesela şimdi? Yok. Yok. Tamam bilmez işte, ben şimdi grup davara saldıranı da biliyorum. Şimdi mesela bunlar gittiği zaman davar ürkütür, oynar. Çobanın ayak bağı olur. Evet, doğru. Yaklaşın kameraya, gel. İçine bak, şuradan çekiyor. Bu tam eski kangal cinsi ya. Bunun cinsini çok zor buldum ya. Çok değerli bir köpek. Bunun sahibinin adını da söyle, kimden aldın sen istiyorsan. Ya yıllardır çok araştırdım ben bu arkadaşımdan. Hatır belasına vermiş şey yaptım. Zor bela aldık bu arkadaştan. Havuz köyünde Ahat Kaval var. Ondan Ahat Kaval. Ahat Kaval. Havuz köyünde, köyünde çok video çekiliyor zaten. Havuz köyünde devamlı video çekiyorlar. Yani babası da Dilküyük diye bir köy var Kangal'a. Hı hı. Dilküyük de babası da. İyi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kapattın mı?